AK Parti Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Mehmet Şükrü Erdinç, bir ekran klasiği Objektif'e katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Program, Suriye'de zalim Esed'in düzenlediği hava saldırısında sol gözünü kaybeden Kerim Bebek'e destek vererek başlandı. Bölgenin haber kanalı TVA'da yayınlanan ve yayınlandığı her bölümde gündem değiştiren bir ekran klasiği Objektif programının bu haftaki canlı yayın konuğu AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Mehmet Şükrü Erdinç'ti. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle böyle güzel bir programda, Objektif programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Objektif programında konuklar ve TVA ekibi hep birlikte gerçekleştirdiği bir eylemle sosyal konularda da ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Stüdyoda bulunan herkes Suriye'de Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesiyle sol gözünü kaybeden Kerim Bebek'le dayanışma amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla sol gözünü kapatarak programa başladı. Orantısız bir saldırı sonucu öksüz kalan ve öksüz kalmakla kalmayıp bir gözünü de kaybeden Kerim Bebek'in yanındayız. TVA Genel Yayın Yönetmeni İlhan Geyin moderatörlüğünü yaptı. Gazeteciler Süleyman Canbolat, Özcan Alada ve TVA Haber Müdürü Kurtuluş Kılınç'ın sorularıyla katılım sağladığı Objektif programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Mehmet Şükrü Erdinç, sorulan bir soru üzerine Cuma günü netleşmesi beklenen asgari ücretle ilgili gelişmeleri aktardı. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle böyle güzel bir programda, Objektif programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Bugün Türkiye diğer bazı işte Orta Doğu veya bazı ülkeler gibi işte yeraltı veya yerüstü zenginliklerinin çok fazla olduğu ve onları da çıkarıp onlar üzerinden bir ekonomik değer oluşturduğu bir yapıya sahip değil. Türkiye'nin ekonomisini, bütçesini ağırlıklı olarak ki %80'ini vergilerden gelen bütçesinin %80'i vergilerden oluşan bir büyüklüğe sahibiz. Ve dolayısıyla da bunu dengelerken, bu vergileri dengelerken veya bu topladığımız paraları harcarken ona göre ihtimamla yapmak zorundayız. İşverenin üzerine yüklenen sorumluluğu aşağı indirmek adına her bir işçi için biz işverenlere ödeme yapıyoruz. Bu yılda bu ödemeyi bir yıl daha uzattık. Asgari ücret bir taban rakamıdır. Bunun üstünde de işverenin işçiye ödemesi söz konusudur ki hem kamu kurumu ve kuruluşlarında hem de özel sektörde bu rakamın üstünde çok ödeme yapan iş yerleri de mevcut. Enflasyonun altında olmayacak ama olmayacak. Değil bir rakam. Yani bu başbakanımızın verdiği söz. Temsilcileri 1890 gibi bir rakam telaffuz ediyorlar. Tabii bunun dediğiniz gibi bu rakamların altında olmayacağını tahmin ediyoruz. Yani 1650-1600 bugün bandında bir şey olacak. Milletvekili olduktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Adana için çok önemli adımlar attıklarını ve hükümet politikalarında Adana'nın öncelenmesi için çalışma başlattıklarını söyleyen Erdinç, yeni adliye binası, yeni üniversite, yeni stadyum ve yeni şehir hastanesiyle Adana'nın vizyonunu değiştirmeye amaçladıklarını ifade ederek Yüreğir ve Seyhan'a yeni hastane yapılacağı müjdesini verdi. Aslında şehir hastanelerini biz o yapılan şehirde merkeze alan bir yapı söz konusu. Yani onu merkeze koyuyoruz, çevresinde de ilk müdahale noktaları oluşturuyoruz. Komplike hizmetleri, yani zor hizmetleri bu şehir hastanesinde vereceğiz. Basit, rahat çözülebilecek imkanlı hususları da, hastalıkları da bu çevrelerde oluşturduğumuz hastanelerde çözüm üretmeye çalışacağız. Mesela Seyhan Uygulama Hastanesi'ni biliyorsunuz, orayı Çukurova Devlet Hastanesi adıyla bir devlet hastanesi hüviyetine dönüştürüyoruz. Bunun bir yeri ne olacak yani şu an atıl vaziyette? Şu şey eski, yeni numune. TOKİ numuneye devlet hastanesi taşınacak, şu an tadilat yapılıyor. Şu hemen Aşkın Tüfekçi'nin karşısındaki devlet hastanesi oraya taşınacak. Var bu. Onun yeri ne olacak? Evet. Onlar sağlık alanı olarak, onlar da farklı planlamalar düşünülüyor. Karayollarının bir yeri var biliyorsunuz. Hemen hipodromun yanında. Evet. Oraya inşallah 150 yataklı bir hastane yapacağız. Bir de yıkılan Karşıyaka Devlet Hastanesi yerine 100 yataklı bir hastane yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Aynı şekilde biz bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hem Seyhan'ın güneyinde hem de Yüreğir'in Doğankent bölgesinde birer tane sağlık polikliniği açtık.
Yani bizim hedefimiz önümüzdeki yıl şey yapmak, temelini atıp çok hızlı bir sürede bitirmek. Bunlar çok büyük komplike hastaneler olmayacağı için 2019'a yetiştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olması nedeniyle AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri başlattıklarını söyleyen Mehmet Şükrü Erdinç, bazı vatandaşların özellikle belediyelerin başlattığı projelerde mağdur edilebildiğini söyleyerek bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Belediyeler eğer bu işi bir rant kapısı olarak görürlerse orada vatandaşın mağduriyeti ön plana çıkıyor. Ama gerçekten o bölgede bir kentsel dönüşüm planı ve bölgenin güzelleşmesi anlamında bir çalışma yürütüyorlarsa orada da vatandaşla muhakkak surette birebir anlaşmak zorundalar. Ya vatandaşı aslında şöyle mağdur etmemek lazım. Buradaki belediyelere de ben seslenmek istiyorum. Muhakkak surette ya vatandaşın başını sokacak bir ev varken ya ben sana tamam bir ev vereceğim. Bu talep senden gelmedi, benden geldi. Ben burayı kentsel dönüşüm alanı ilan ettim. Ama senden şu kadar para alacağım yerine ya vatandaşı borçlandırmadan, çok belki de borçlandırırsa da çok az bir borçla bir ev sahibi yapma imkanını elde edebilirlerse daha iyi sonuç elde edilir. TOKİ'nin yaptığı konutlarda da zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığını söyleyen Erdinç, artık bu sorunların da ortadan kaldırıldığını ve vatandaşın mağdur edilmeden şehirlerin yenileneceğini söyledi.